Muhterem misafirlerimiz, saygıdeğer ortaklarımız, hanımefendiler, beyefendiler, kongremize hoş geldiniz. Kongremizin siz ortaklarımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza, bölgemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'ta niyaz ediyorum. Muhterem ortaklarımız, divana gösterdiğiniz şahsım ve arkadaşlarım adına hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Bu kongremizin siz ortaklarımıza, bölgemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Muhterem ortaklarımız, elimde 12 maddelik bir gündem var. Gündeme madde ilave ettirmek isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre 12 maddelik gündemi aynı şekilde uyguluyoruz. Gündemin 3. maddesi Aziz Atatürk, aziz şehitlerimiz, ebediyete intikal eden ortaklarımız için bir dakikalık saygı duruşunu davet ediyorum. Arkasından İstiklal Marşı. İşlevleri ve diğer çalışmalar hakkında sizlere bilgilendirmek istiyoruz. Kooperatifimiz 1953 yılında kurulmuştur. Ticaret sitesinde 2025-2028 numaralarında kayıtlıdır. Başak Mahallesi 13 Sokak No 5 Akhisar adresinde hizmet vermektedir. Telefon numaralarımız 414-1828, fax 412-2727'dir. Yönetim kurulu 5 kişiden oluşmaktadır. 8 Şubat 2015 tarihinde seçilmiş olup görev süreleri 4 yıldır. Genel kurulca belirlenen aylık ücret ve yolculuklar ödenmiş, gelir gider tablosunda gösterilmiştir. Denetim kurulu 2 kişiden oluşmaktadır. 8 Şubat 2015 tarihinde seçilmiş olup görev süreleri 3 yıldır. Halil Cengiz,
Sami Demirel. Genel kurul cebirlere aylık ücret ve yolluklar ödenmiş, gelir gider tablosunda gösterilmiştir. Kooperatifimizin 4 personeli bulunmaktadır. Tüm personel SSK'ya tabidir. 2017 yılı için tahmin edilen gelirler toplamı 895 bin Türk lirası, gerçekleşen gelir toplamı 1 milyon 650 bin 222 lira 3 kuruştur. Öngörülen gider 895 lira, gerçekleşen gider 802 bin 751 lira 5 kuruş olup 847 bin 470 lira 98 kuruş müspet fark oluşmuştur. 2017 yılı bilançosu aktif toplamı 76 milyon 946 bin 655 lira 59 kuruş, pasif toplamı 76 milyon 946 bin 655 lira 59 kuruştur. Kooperatifimizde YMY defteri, defteri kebir, envanter defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul defteri, ortaklar defteri, teftiş defteri, demirbaş defteri, gelen giden evrak defteri ve kasa defteri tutulmuş ve bu defterlerin 2017 yılı açılış ve kapanış kayıtları notere yaptırılmıştır. Vergi ve SSK prim borcumuz yoktur. Türkiye Halk Bankası'ndan kooperatif kefaletiyle ortaklara kredi kullandırılmakta olup 2017 yılı sonu itibariyle 62 milyon 191 bin 491 lira 41 kuruş kredi kullandırılmıştır. 2017 yılında kredi faizlerimiz 1 yıla kadar vadeli kredilerde yıllık %4, 1 yılda uzun vadeli kredilerde yıllık %5 olarak uygulanmıştır. Değerli ortaklar, kooperatifimizden sadece 2017 yılında 856 ortağımız kredi kullanmıştır. İki aracımızla birlikte 185 adet demirbaşımızın değeri 168.104 lira 61 kuruştur. Mevcut ortak sayımız yazarın listesinde 2087 kişidir. 2017 yılında 257 ortak kaydedilmiştir. Ortaklar ile ortak olmak için maaş oranlar kooperatif ama sözleşmesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşımaktadırlar. Kooperatifimizde aylar ödemesi yoktur. Faiz oranları olarak Türkiye Halk Bankası'nca belirlenen cari faiz ve gecikme faiziyle ana sözleşmemizde belirtilen TESKOP tarafından TOKBOYS bilgisayar programı sisteminde belirlenen gecikme faiz oranları uygulanmaktadır. 2017 yılı içerisinde 79 ortağımız kendi isteğiyle, 6 ortağımız vefatından, 45 ortağımız vergi kaydını sildirdiğinden dolayı yapılan resmi işlemlerden sonra resmen çıkışları yapılmıştır. Genel kurul kararlarına karşı ve kooperatif hakkında açılan veya devam eden lehte veya aleyhte hukuk ve ceza davası yoktur. Ayrıca kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu bulunmamaktadır. Merkez Birliği Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül'e, Başkan Vekili Selahattin Hüni'ye, Bölge Birliği Başkanımız Sayın Recep Çınar'a ve yönetimde bulunan diğer arkadaşlarımıza, Halk Bankası Emniyet Bölge Koordinatörü Levent Özdemir'e, Akhisar Şube Müdürümüz Sayın Sema Tetik'e, kooperatif serviste çalışan memur arkadaşlarımıza sizler adına teşekkür eder ve çalışma hayatlarındaki başarının devamını dileriz. Muhterem ortaklar, 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunu huzurlarınıza arz etmiş bulunmaktayız. 2018 yılında öncelikle ülkemiz esnaf ve sanatkarımız için hayırlı vesile olması diler, saygılarımızı sunarız. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan 11 Haziran 2008 tarih ve 26.900 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren usul ve esaslara ilişkin uygulanarak hazırlanmış yönetim kurulu faaliyet raporu. Sınırlı sorumlu Akhisar İstanbul Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin 31.12.2017 tarihli bilançosu. Aktif hesaplar. Bankalar hesabı. Bloke işletme 1.387.110 lira 93 kuruş. Risk fonu 3.126.415 lira 81 kuruş. Güçlendirme fonu 588.930 lira 74 kuruş. 43.001 mevduat hesabı 562.838 lira 51 kuruş. 43.002 mevduat hesabı 97.599 lira 58 kuruş. BL002 vadeli hesap 3.285.637 lira 89 kuruş. BL007 kredi tazminat hesabı 134.929 lira 39 kuruş. AK002461 vadeli hesap 3.376.683 lira 18 kuruş. Alıcılar hesabı bloke eden çekilen
çeken 1.266.668 lira 51 kuruş. Risk fonundan çekilen 17.500 lira 24 kuruş. Güç fonundan çekilen 10.018 lira 32 kuruş. Mevduat alacağı 453.329 lira 36 kuruş. Fon alacakları 35.004 lira 70 kuruş. Verilen deposito ve teminatlar 2.261 lira 16 kuruş. İştirakler 6.211 lira 21 kuruş. Maddi duran varlıklar, binalar 520.106 lira 78 kuruş, taşıtlar 47.038 lira 88 kuruş, demirbaşlar 121.065 lira 73 kuruş, diğer maddi duran varlıklar 2.907 lira 85 kuruş, birikmiş amortismanlar 287.174 lira 61 kuruş, kefaletten alacaklar 62.191.491 lira 41 kuruş. Aktif hesaplar genel yükünü 76.946.655 lira 59 kuruş. Pasif hesaplar ortaklara borçlar 40.992 lira 80 kuruş. Diğer çeşitli borçlar 20.294 lira 26 kuruş. Ödenecek vergi ve fonlar 8.139 lira 99 kuruş. Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 9.667 lira 31 kuruş. Gelecek aylara ait gelirler 39.747 lira 76 kuruş. Kredi tazminat hesabı 70.185 lira 31 kuruş. Sermaye hesabı 2.653.779 lira 44 kuruş. Diğer duran varlık verilen değer artışı 257.393 lira 32 kuruş. Yasal yedekler 572.883 lira 40 kuruş. Statü yedekleri 6.491.744 lira 50 kuruş. Özel fonlar 3.742.865 lira 11 kuruş. Dönem ve etkiyarı 847.470 lira 98 kuruş. Kefaletten borçlar 62.191.491 lira 41 kuruş. Pasif hesaplar genel yükümlü 76.946.655 lira 59 kuruş. Yönetim kurulu oku. Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin 31.12.2017 tarihli gelir gider zekledir. Gelirler masraf karşılığı 1.022.596 lira 67 kuruş. Yardımlaşma fonu faiz geliri 1.189 Türk lirası. Kredi başvuru ücreti 1.700 Türk lirası. Hazinece karşılan SGK işveren payı 9.633 lira 86 kuruş. Devlet teşvik ve yardımları 3.473 lira 52 kuruş. Banka faiz geliri 379.096 lira 98 kuruş. Bloke sermaye faiz geliri 18.963 lira 54 kuruş. Güçlendirme faiz geliri 11.328 lira 10 kuruş. Geçmiş gün faiz geliri 193.571 lira 81 kuruş. Gayrimenkul satış geliri 8.688 lira 55 kuruş. Gelirler genel toplamı 1.650.222 lira 3 kuruş. Giderler. Başkan ücreti 79.248 lira 64 kuruş. Başkan vekili ücreti 21.895 lira 19 kuruş. Yönetim kurulu ücreti 21.367 lira 8 kuruş. Denetim kurulu üye ücretleri 14.244 lira 72 kuruş. Hacıra ve yolluk 8.468 lira 56 kuruş. Personel ücretleri 142.481 lira 97 kuruş. SGK işveren payı 40.123 lira 6 kuruş. SGK işsizlik işveren payı 3.914 lira 50 kuruş. Personel ikramiyeleri 53.240 lira 20 kuruş. Hacıra ve yolluk 1.754 lira 4 kuruş. Stajyer öğrenci ücretleri 3.229 lira 50 kuruş. Posta giderleri 12.049 lira 20 kuruş. Isınma giderleri 1.373 lira 20 kuruş. Aydınlanma giderleri 3.050 lira 10 kuruş. Su giderleri 386 lira. Bina bakımaları giderleri 580 lira 45 kuruş. Taşıt bakımaları giderleri 4.155 lira 6 kuruş. Demirbaş bakım sözleşme giderleri 3.304 lira 85 kuruş. İnternet giderleri 1.155 lira 25 kuruş. Telefon giderleri 3.505 lira 5 kuruş. Kırtasiye giderleri 5.221 lira 50 kuruş. Matbaa giderleri 2.183 lira. Gazete ilan abonelik giderleri 377 lira. Temsil ikram giderleri 2.132 lira 92 kuruş. Genel kurul giderleri 19.803 lira 22 kuruş.
Ticaret ve Sanayi Odası giderleri 377 lira. Noter giderleri 4307 lira 96 kuruş. Kargo ve nakliye giderleri 880 lira 35 kuruş. Eğitim seminer giderleri 18420 lira. Sigorta giderleri 4985 lira 33 kuruş. Bina temizlik giderleri 842 lira 78 kuruş. Taşıt yakıt giderleri 3777 lira 49 kuruş. Çiçek giderleri 1715 lira. Bölge birliği gayri sarfı gönderilen 13771 lira 47 kuruş. Ortaklara verilen hediyeler 180695 lira. Bilgisayar malzeme ve programlama giderleri 7088 lira 5 kuruş. Çay ocağı giderleri 14100 lira. Bağış ve yardım giderleri 10000 lira. Bank havale komisyonu giderleri 64 lira 15 kuruş. Damga vergisi 710 lira 40 kuruş. Emlak vergisi 921 lira 20 kuruş. Motorlu taşıt vergisi 898 lira. Ticaret sicil harcı 1096 lira 80 kuruş. Çevre temizlik vergisi 212 lira. Faize kesilen gelir vergisi 56864 lira 45 kuruş. Amortisman ve tükenme payları 31779 lira 36 kuruş. 2017 yılı giderler toplamı 802751 lira 5 kuruş. 2017 yılı dönem net karı 847470 lira 98 kuruş. Denetim kurulu raporu. Sınırlı sorumlu aksiyon esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi 2017 yılı denetim kurulu raporudur. Saygıdeğer misafirler, değerli ortaklarımız. Kooperatif ünvanında 1163 sayılı kooperatifler kanununa aykırı olarak kamu kurum ve kuruluş ismine yer verilmemiştir. Yönetim kurulu üyeleri kooperatif ana sözleşmesinde öngörülen birlik şartları taşıdıkları tespit edilmiştir. Yönetim kurulunun ana sözleşmede öngörülen sürede ve gerekli aylarda toplanarak karar aldıkları görülmüştür. Yönetim kurulu üyeleri hakkında açılmış bir hukuki ve cezai dava bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen ücret, huzur hakkı ve yolluk dışında başka bir ödeme yapılmadığı, yönetim kurulu kanunu ve ana sözleşmeye aykırı olarak genel kurulu devir ve terk etmeyeceği yetkileri kullanmadığı, gayrimenkul alım ve satımında genel kurulca belirlenen rakamlara uygun işlem yaptığı tespit edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleriyle kooperatif memurlarının kooperatif ve kooperatif kurusuna giren ticari bir muamelede bulunmadıkları anlaşılmıştır. Defter ve belgelerin incelenmesinde tarafımıza herhangi bir zorluk çıkartılmamıştır. Genel kurula sunulan yönetim kurulu raporunun kooperatifin gerçek durumunu yansıttığı, kooperatif personeline ödenen ücretleri sigorta birimlerinin zamanında kuruma yatırıldığı saptanmıştır. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesinin kooperatif ana sözleşmede belirtilen bilgilerin içeriği şekilde düzenlendiği, kooperatif ortak kaynaklar ve ortaklığın sona erenlerle ilgili olarak yönetim kurulunca karar alındığı, genel kurul toplantısına sunulan ortaklar listesinin ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olduğu, genel kurula katılma hakkına haiz ortakların listede yer aldığı, kooperatif ortakları tarafından yönetim kurulu ve memurları ile ilgili olarak kurulumuza intikal etmiş bir şikayet bulunmadığı, yönetim kurulunca ortaklar arasında hak ve vecibeleri ve çiftlik ilkesini ihlal edici bir tasarrufun olmadığı görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu defterlerin kullanıldığı, YB defterinin süresinde işlendiği kayıt nizamına uyulduğu, envanter defterine dönem sonra kapanış ve açılış plancısının işlendiği, YB ve envanter defterinin kanununda öngörülen süre içerisinde ortak kapanış tasdiklerinin yapıldığı, defterler ve saklanması zorunlu belgelerin Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen süreyle saklandığı, muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemelerin kanunla geçerli belgeye dayandırıldığı tespit edilmiştir. Bilanço ve gelirler tablosunun muhasebe kayıtlarına uygun hazırlandığı ve gerçeği yansıttığı, muhasebe standartlarına göre düzenlendiği, 2017 yılı tahmini bütçesiyle gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyum sağladığı, kooperatif alacakların vadesinde ödenmeyen kredilerle ilgili olarak borçlarından kaynaklandı. Alacakların tahsili ve takip
Sayın Divan, siyasi partileri, değerli ilçe başkanları ve temsilcileri, esnaf ve faaliyet kooperatiflerinin, esnaf odalarının, meslek örgütlerinin değerli başkan ve temsilcileri, ofislere her geldiğimizde kiminin dükkanında çay içtiğimiz, kiminin dükkanın önünde sohbet ettiğimiz, iyi günde kötü günde birlikte olduğumuz, derdiyle dertlendiğimiz, sevinciyle mutlu olduğumuz değerli esnaflarımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize merhaba. Bugün burada bir kooperatif değil, birlikte olunursa sorunlara çözüm olabileceğine inanmış, dayanışmanın dostluğu, birlikteliği öğrenmeye inanmış güçleri oluşturdukları bir kooperatifin genel kurulundayız. Ne yapılacak olursa olsun sonuçta demokratik bir yarış olacak. İki tane faizle büyüyen bir borcu ödeyebilecek olsa ödemekte geçmez.
hepimizin bildiği Sefiller romanının yazarı bir köyde şöyle demiş: sizin derdiniz yardım edilen yoksullarla yaratmak. Siz yoksullara yardım etmeyi başarı sayıyorsunuz. Oysa bizim derdimiz yoksulluğun ortadan kaldırılmasıdır. Bugün Türkiye'de gazetelerde
ezildiği gün üzerinde dünya devletini, Türkiye'nin en büyük örgütlerini her mahalle arasına bir köpe küçük marketçi çokluğu Akhisar'da esnafın çorbasına Sabancı'nın koçun dünya devletleri taşı çatladığı üzere son vermek gerekiyor arkadaşlar. Esnafımıza
belediye başkanlarına, ilçe belediye başkanlarına sorumluluğu yüklenemez. Büyükşehir'in de sorumluluğundadır. Bu konuda birlikte çalışma yapılması lazım. Akisar'ın bu tahta atık rezaletinden, bu kimyasal atık rezaletinden kurtarılması lazım. Ben Sayın Belediye Başkanı'ya başkanım istiyor. Bu sorumluluğu verecekleri her mücadelede CHP olarak arkadaşlı olduğunu söylemek istiyor. Tabii konuşmaya geri dönemeyiz. Yazılı olarak vereceğiz onu diye. Ama son olarak birkaç hususu daha değinelim. Türkiye'de çeşitli siyasi partiler var. Bu salonda çeşitli siyasi partilerin temsilcileri var. Ama hepimizin ortak beklentisi önümüzdeki dönem yapılacak ilk seçimleri önemine binaen o seçimlerin şeffaf, demokratik ve seçim güvenliğine sahip bir şekilde yapılmasıdır. Geçtiğimiz hafta Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak verdiği bir önergeyle ittifak kanunu teklif edildi. İttifak elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte ya niye kabul etmiyorsunuz? Saadetle birlikte ittifak yapmamız gerektiğinde AKP'nin AK Parti'nin karşı çıktığı bir husus. Ama bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi iki ayrı barajı tek başlarına aşağı yapacaklarını görmüş durumda. Biri %10 barajı çok altında. O noktada 7 Haziran 1 Kasım ve bugüne kadar ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumuna kendi seçmenini, kendi üyesinin verdiği bir reaksiyon. Öbür tarafta değişirken bakın koalisyonlar ortadan kalkıyor diyorsunuz. Ama bu koalisyonları ortadan kaldırmaz. Seçim sonrasında seçim ülkesini alır demiştim. O noktaya geldi. 50+1 geçmek için ya da %10 geçmek için birbirine ihtiyaç duyanlar elbette ittifak yapabilirler. Bunu ideal dürüst bir seçim kavramı yapmak lazım. Ama geldiğimiz noktada örneğin geçmişte mühürsüz zatlar kabul edildiğinde bu kanuna aykırı değil diyenler şimdi kanuna mühürsüz zatlar kabul edilmesi yazıyorlar. Geçmişteki aykırılığı kabul edip bugün aynı aykırılığın altına imza atıyorlar. Biz hep ne diyoruz? Apartmanımıza gidiyoruz. İkinci katta ne yapıyorum? Üçüncü katta komşum. İsmi belli. Yabancı bir olursa ya bunu bizim apartmana kim getirdi? Bu sahte bir seçmen olmasın diye düşünceye kapılıyoruz. Sandıkta önümüz arkamız belli. Genel kanun bir apartmandaki işlemi Akisar'ın farklı farklı yerlerinde oy kullandırılacağını bildiriyor. Gerekçesi açıklanıyor ancak gerekçe bizim başımızdan endişe verici. Apartmandaki oto kontrolü ortadan kaldırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Seyyar sandık uygulamasını istismara açık, yeniden kalmış eve getirilen sandık uygulamasını çok doğru düşünülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Jandarma ve polis sandık görevlileri tarafından davet edilmedikçe sandığın başına gelmezse şimdi bir telefon ihbarıyla dahi sandık başında jandarma ve polis bulundurulmasını anlayabilmiş değiliz. Sandık başkanı eskiden kuvvet görevleniyordu ama şimdi her parti bitiriyordu. Akisar'a bakın AK Partili, CHP'li, MHP'li sandık başkan sayıları eşitti. Şimdi sandık
Çok kıymetli akşamımızın esnafları,
Çok değerli oda başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli basınımızın temsilcileri. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu genel kurulumuzun hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, kıymetli hemşehrilerim, biz zaten Aksaray'da her daim sizlerle beraberiz. Ama bu güzel gününüzde sizlerle birlikte olmak için aranıza katıldım. Sözlerimin başında Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin Operasyonu'nda şehit olan kardeşlerimize ve bugüne kadar bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı şifalar diliyorum. Rabbim bizlere de şehitlerimizi şefaatle nail etsin inşallah. Değerli hemşehrilerim, Türkiye olarak istiklal ve istikbal mücadelesi veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken 80 milyon olarak bir olduk, beraber olduk, biri olduk, biri olduk ve 7 güvenle savaşıyoruz arkadaşlar. İnşallah zafer edeceğiz, zafer sonuçlanacak ve Türkiye'de PKK denen terör örgütü, PYD terör örgütü, ne kadar terör örgütleri varsa Allah'ın izniyle son terörist kalmayana kadar da bu mücadele devam edeceğiz. Karşımıza bu mücadele esnasında kim çıkarsa çıksın ama kim çıkarsa çıksın sonuna kadar 80 bin dolarla mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha hem dostlarımıza hem de düşmanımıza ayırıyoruz. Düşmanlarımız korkudan ayakları titresin, çatlasınlar, dostlarımızla sevsinler değerli kardeşim. Evet, biliyorum ki sabırsızlıktan bir önce genel kurul gündemine geçmek istiyorsunuz. Ben de sözünü fazla atmak istemiyorum. Değerli hemşehrilerim, değerli hemşehrilerim, kıymetli CHP Grup Başkan Vekili arkadaşım bana bir boz çevardı gereken, ben gelmeden önce konuşma yapmış, bir takım maddeler içeren dosyayı bana verdim. Ben de onları inceleyeceğim inşallah. Esnafımızın menfaatine ne varsa, esnafımızın zerre kadar menfaatine ne varsa hepsinin altına da ben de bizzat buradan söz veriyorum, imza atacağımı ifade etmek istiyorum. Evet, ama şu var, hemen olurken bir sıra kapatıverdim maddelere. Mesela maddelerden bir tanesi, değerli kardeşlerim, esnafın da diyor şirketler gibi kira alaç gibi ve iş yeri masrafını vergiden düşürülmesi. İş yeri masrafını ve muhasebe için zaten düşünüyor, kiralar da vergiden düşünüyor. Değerli kardeşlerim, bunlar zaten kelime kelime söylemeye gerek yok. Yani bazı maddeler, bizler de şu anda uyguluyoruz. Değerli kardeşlerim, bizler işte Halk Bankası'nın esnafın eline vereceğini değerli ilgili arkadaşım söylüyor. Biz zaten Halk Bankası'nın elimize verdik. Faizler çok düşük. Bunu zaten biliyorsunuz. Mesela örnek vermek gerekirse kredi kullanan esnaf sayısı biz ilk daha gelmeden önce 63
Okuyacağım isimleri arkadaşlar. Divan Başkanlığı'na Bölge Birliği Başkan Vekilimiz Alaşehir Kooperatif Başkanı Halil Gündüz Karaoğlan. Divan Başkan Vekilliğine Bölge Birliği Başkan Vekilimiz Salihli Kooperatif Başkanı Halil Aşık. Yazman Üyeliğe İbrahim Ekinci. Yazman Üyeliğe Mursel Karausta. Ömer Bey'i verenler Hasan Yenli, Ersen Tepeci, Mustafa Altın Sözdaker, Zafer Kara, Özay Güler, Halil Cengiz, Sami Demirayak, Muharrem Ertaş. Oylarınıza sunuyorum. Lütfen kabul edenler işaret buyursun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun Sayın Divan. Seçim neticelendi. Seçim kurulu bize verdiği rakamlara göre Sayın Hasan Genli 1097 oy. Sayın Zafer Kara 555 oy. Üç tane oy. Bir tanesi boş. İki tanesi çift çıkmış. Hayırlı olsun. Muhterem arkadaşlar. Muhterem arkadaşlar. Gündemin 12. maddesi duruyor. Onu ortaklarımızı
evvela onları kapatmamız lazım. Temenni ve kapanışlarda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre bir dakika, adalet mi? Adalet mi? Üyelerimizden konuşmak isteyen yok değil mi efendim? Yok. Bu kongremizin Akhisar esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Güzel bir kongre yaptık. Akhisar'ımıza yakışırı bir kongre yaptık. Kaybeden kimse olmadı, Akhisar kazandı. Bizim bölgemizde 22 tane kooperatif var. Bu kooperatiflerin içinde Akhisar kooperatifimiz de aşağı yukarı birinci gelmektedir. 68 milyon lira plasmanıyla az bir takiple işi götürmektedir. Yönetim kurulu arkadaşlarımıza bölge adına tebriklerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Akhisar'ımıza inşallah bundan sonra da çok güzel faydalar sağlarlar. Kendisini de huzurunuzda tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Beraber bir sarmaşın diyor. Kazanan Akhisar oldu arkadaş. Kaybeden yok. Hepinize hayırlı olsun. 2018 yılı siz ortaklarımıza, üyelerimize hayırlı kazançlar dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Buyur Hasan. Arkadaşlar, bana yaşlı dediler, benim ruhum genç. Gel geçin sandık beyaz. Akhisar esnaf